sözüm vardı. Evet, gidemedik. Bu senin yüzünden olmalı. Benlik bir şey olamaz. Benlik olamaz ya. Benlik olamaz diyorum sana. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman tamam. Vakit aramıyorsun. Ben mi vakit aramıyorum? Daha ne yapayım? Peki o zaman şöyle yapalım. Gitmeyelim o zaman bugün gittiğimiz yere. NASA uzay sergisine gidelim. Ne diyorsun? Hayır, Bilge ile buluşacağız. Bilge ve Defne ile buluşacağız bugün. Hazır mısın? Ne? Defne de var. Bir şey söyleyeceğim sana. Çantanı buraya koyabilir misin? Artık yavaş yavaş büyüdüğün için çantanı senin X-ray'den, kendin X-ray'den geçirmene gerek yok. Sen şu taraftan geç. Hayır, geçme. Ben de bırakayım çantamı şöyle. Görüşürüz çantacık. Hayır, sen buradan. Ben buradan. Geç bakalım. Evet, öttüm ben. Telefondan dolayıdır muhtemelen. Geç bakalım. Çantalarımızı alalım. Kolay gelsin. Evet, şimdi gidelim. Ne güzel müzik çalıyor değil mi? Biz şimdi anneler günü kutlamak için annelerle oturacağız. Peki siz ne yapacaksınız kızlar? Siz de mi anneler? Kutlamada oyun oynayacağız. Ha, siz kulüpeye gideceksiniz. Sohbet eder. E tamam, ne yapalım artık, biz de otururuz. Bir şey söyleyeceğim ama. Ya ama şeyler de gelirse. Kuzey rüzgar falan da gelebilir biliyorsun değil mi? Ay aslında ne kadar kalabalık olursa o kadar eğlenceli olmaz mı sence? Biz kızlarla erkekler karışır. Aynen, süper olur. Hadi bakalım Hupa Lupa'nın macerası başlasın. Bakalım kimler. Sizi çok özlemiş olabilir misiniz acaba? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilgisi olan, fikri olan. Atatürk'ü nerede gördün? Oyun salonu. Ay Defne, çok güzelmiş senin bu bahçıvanın. Ya ama çok güzel. Oyun salonuna gideceğiz. Gözlüğünü ben alayım senin. Dün aldık, bugün kaybetmeyelim. Benim de o zaman var. Süper. Yavaş yavaş gidelim mi oyun alanına? Evet. Evet, saçlarımızı da toplayalım. Bak Defne toplamış. Rüya da toplasın, Bilge de toplasın. Sonra ne yapıyoruz? Montlarını alırız. Aşağıya ben bir tane de şey koyacağım. Çanta koyacağım. Hadi gidelim. Kızlar hadi dikkat edin. Merdivenlerden iniyoruz. Geç Defne. Evet. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Kızlar oyun alanı... Ay beni dinleyen yok. Ben tırmanma duvarına mı gitsek diyecektim ya. Ama beni dinlemediler. Kızlar orada mı? Evet Bilge, Rüya, Defne ayakkabılarını çıkartıyorlar. Birazdan ayakkabılarını şuraya ayakkabılık bölümüne koyacaklar. Sonra bu oyun parkına ay gidiyorlar direkt. Çok eğlenecekler ya. Of, keşke beni de alsalardı. Neyse artık. Başka zamanda ben giderim. Kızlar gitti. İyi eğlenceler onlara. Siz ne yapıyorsunuz? Buradan gösteriyiz diye. Ama bu başka birinin doğum günü, bizim değil. Bakalım. İçeride bir sürü insan var ama bizim doğum günü partimiz değil ki bu. Ne yapacağız peki? Ya ben de girmek istedim. Bir şey söyleyeceğim size. İçeride bir tane tavşan var. Gerçek değil. Gerçek. Hareket ediyor. Sadece biraz fazla sakin bir tavşan. Biz de girelim mi? Ama olmaz ki, davetli değiliz. Davetli olmadığımız bir yere giremeyiz. Böyle camdan da kedi gibi bakıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Madem biz oraya partiye giremiyoruz, kendi partimizi yaparız. Kızlar partisi. Ne dersiniz? Hadi geçin şöyle oturun. Ondan sonra ben de garson olayım, geleyim. Ne oldu? Ama partiye davetli değiliz. Hadi gelin oturun. Bilge ne oldu? Anneciğim, çünkü doğum günü çocuğunu tanımıyoruz bile. Ondan olabilir mi? Belki tanıyor gibi yapıyoruz. Tanıyor gibi. Arkadaşlar ne diyorsunuz? İçeri girip doğum günü çocuğunu tanıyor gibi yapsak sizce fark edilir mi? Ne dersiniz? Bence birazcık garip kaçabilir. Hadi gelin bakalım şöyle oturun. Defne ne oldu? Teyzeciğim ne oldu? Söyle bana. Niye ağlıyorsun? Rüya, Bilge bir şey söyleyeceğim. Acaba arkadaşlığınızı böyle birazcık şey mi yaptınız? İkiniz takıldınız, Defne yaranızı almadınız mı? Aldık ama sahne kurulurken biz de oynayabilir miyim dedim. Biz de tamam dedim. Hadi oturun bakalım. Defne, sen neye üzüldüğünü bana söyleyebilir misin? Ama onlar arkadaşımız, bizleri alayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Demek istediğini çok iyi anladım senin. Ben de senin yerinde olsam aynı şeyi düşündüm. Peki siz o başkasını niye aldınız aranıza? Aldık ama Defne'ydi.
Ha, kalabalık olursa daha çok eğleniriz diye mi düşündünüz? Ama Defne... O kız yalnızdı. Bir de küçük. Küçük ve yalnız. Ama bir sürü küçük biri vardı. Evet, bütün küçükleri de gruba alamazız ki. Küçük ciğer vardı. Bebekler için küçükler için bir şey söyleyeceğim. Vardı. Şu an o alandan çıktık mı? Çıktık. Şu an bunun için üzülmemize gerek var mı? Bence de yok. Şu an anın tadını çıkaralım, mutlu olalım diyorum ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kızlar acaba birer çay falan içerler mi? Ne istiyorsun? Kahve. Kahve. Sen? Kahve. Sen? O zaman 3 tane sütlü, bol sütlü kahve söylüyoruz size. Anlaştık mı? Tamam, abla gelsin, bekleyin, tamam mı? İkili mi insanlar istiyorsun? Ne fark edecek? Bence böyle daha iyi. YouTube'a video çekiyorsun değil mi? Aynen öyle. Sen de bizim videolarımızda yer almak ister misin? Sen bu videoda varsın zaten. Rüya ve Bilge, Defne'yi satmış videosu oldu bu. Başka arkadaş alırken gruba, öbürlerine sormak gerekmez mi arkadaşlar? Arkadaşlar siz de bu konuları düşünüyorsunuz. Anne bir dakika. Küçük... Oylama yapmışlar. Ama bir kişi bile reddediyorsa bu da bir değişik olur. Neyse, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizce bu durum toparlanacak mı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Anneciğim nasıl geçiyor? Güzel mi? Dalıyor musun bir iki? Vay, yine daldı. Küçük havuzda yakaladım yine. Büyük havuzda o kadar yüzdü tekemedim ama burada başladım. Rüya gelsene, bir şey soracağım sana, gel be. Oradan dalıp tek nefeste buraya kadar gelebilir misin? Allah geliyor. Olmadı ama. Ta en dipten böyle ta oradan başlamanı istiyorum. Oradan başla buraya kadar tek nefes. Ama ayaklarını o kadar güçlü yapmalısın ki. Ayaklarını çok güçlü yapmalısın ki oradan buraya tek nefeste gelebilir. Bunu yapabilir misin? Sana güveniyorum. Şimdi gidecek ve tek nefeste bakalım gelebilecek mi? Tam buradan oraya git, fark etmez. 1, 2, 3. Bakalım tek nefeste. Vallahi gidiyor ama ellerini kullan. Ama olsun, gidiyor sonuçta. Tek nefeste gitti karşıya kadar. Yaptın ya, inanamıyorum sana. Ay ben şimdi bu haberi nasıl Rüya'ya vereceğim onu düşünüyorum kara kara. Arkadaşlar Rüya'nın yüzmedeki son günüymüş. Aldığımız paket bugün bitmiş. Acaba Rüya buna ne tepki verecek bilmiyorum. Çıkma saati gelsin de bir konuşalım bakalım bu konuyu. Üzülür kesinim arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup hemen ona nasıl bu haberi vermeliyim? Yorumlarınızı yazın. Bakalım Rüya ne tepki verecek. Üzülecek mi sizce? Bununla ilgili yorumlar yazın lütfen. Bekliyorum. Nasıl söyleyeceğim ben Rüya'ya dersin bitti diye? Paket bitmiş. Rüyacığım gelir misin? Sana bir şey söylemem lazım. Rüya gel gel, önemli bir şey var. Gel. Yüzerek geliyor ya. Altına bak, iyice öğrendi de yüzüyor yani. Gel yaklaş yaklaş, gözlüğünü de çıkart anneciğim. Önemli bir şey söylemem lazım sana. Hazır mısın? Anneciğim bugün senin yüzme dersin için paketin... Dur bir zıplama ya, bitti. Bitti. Artık bundan sonra yüzme dersi yok. Paketimiz bitti. Ödeme yapmıştık, başlamıştık 8 ders diye. 8 dersimiz bitti artık anneciğim. Ne düşünüyorsun? Gerçekten mi? O zaman gel vedalaş öğretmeninle. Hadi. Anneciğim bugün devam et ama sonra gelmeyeceğiz. Aa, anlamadım acaba beni. Kelebekle mi yüzmeye mi çalışıyorsun sen? Sana ders saatin bitti diyorum. Öğretmeninle vedalaş. Bir daha dersi yok. Önümüzdeki hafta gelmeyeceğiz diyorum. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Gel. Gel hadi gidelim artık. Saatin doldu hadi. Evet Rüyacığım, artık acı gerçekle yüzleşmelisin. Paketimiz bitti ve artık bugün yüzmedeki son günü. Bak gene gidiyor. Öğretmenin çık diyor artık. Atacaklar bizi havuzdan. Hadi. Anneciğim öğretmeninle vedalaş istersen artık ha. Bitti dersimiz artık. Ne yapalım anneciğim peki, ders saatimiz bitti. 8 ders demiştik, 8 ders bitti. Şu an balık gibi görüyorsun. Gözlüklerini bir çıkart bakayım, göreyim gözlerine. Peki bir şey söyleyeceğim, bunun sana şaka olduğunu söylesem. Bir 8 ders daha devam ediyorsun desem. Hayır girme ya, girme, yeni girmişsin.
Rüya ya. Rüya ya. Bu da katladık. Ne? Rüya sen mi? Efendim nereden geliyor sesin? Neredesin? Rüya? Tamam girdin. Neredesin? Sesin geliyor ama sizi görmüyorum. Yatağın arkasında mı saklıyor? Yo, neredesiniz ya? Dolap ters dönmüş. Aynalı kısım buradaydı. Burası buradaydı. Bir şey söyleyeceğim. Neredesiniz? Burada mısınız? Rüya. Annem o gördüğün senin mi? İttirme dolabı, ittirme. Dur. Ay sıkışmış burası. Rüya bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Panik yapma. Buradan çekmeye çalışayım da. Buradan hiç olacak gibi değil. Rüya orada kaldığını zannedeceğim. Sakin ol. Beni görüyor musun? Kafanı çıkart. Görüyor musun beni? Tamam. Şu anda bir ihtiyacınız var mı? Tuvalet, su, yemek. Nasıl vereyim buradan? Dur. Bisküvi falan bir şeyler veririm şimdi. Ama asıl problem nasıl çevireceğim ben bu dolapları? Sürgü dolaplar yer değiştirir mi ya? Dur şunu ittirmem lazım. Of. Yok anneciğim. Rüzgar iyi misin? Rüzgar orada mısın? Ay nasıl açacağım ben bu dolabı? Dur ne yapacağız? Dur düşün. Kızım tamirci nereden bulacağım ben bu saatte? Pazar günü saat 3. Tamirciyi nereden bulacağız? Bir daha deneyim. 1, 2. Rüya sen de benimle beraber. Rüya neredesin? Rüya elini koy oraya. Benimle beraber ittirmeye çalış, tamam mı? Ne? Evet öbür tarafa. Bu buranın değil. 1, 2, 3. Çek elini, çek elini, çek. Kurtardım size. Çıkın bakalım. Çık rüzgar. Bir daha bu dolaba girip saklanmak yok, tamam mı? Sen de girmişsin ama fikir mikir anlamam ben. Şunu da şöyle çekelim. Dolabın doğru duruşu bu. Bak bozarsanız, içeride kalırsanız bir daha çıkaramam sizi. Ay ben çok korktum. Sizde aynı korku yok. Siz daha sakinsiniz. Baktım annem ayna. Tövbe tövbe. Rüzgar sen korktun mu? Hiç korkmuş gibi gülmüyoruz. Senin bu saçının burası ne olmuş böyle? Acıktınız mı peki? Köfte. Köfte. Sen ne istiyorsun? İkisi de. Neyin ikisi de? Köfte ve ne öbür yani? Ayran mı? Köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek. Hadi ben gideyim eve kazanayım. Bir daha dolaba molaba girmeyin ya. Çok korktum ben. Ellemeyin dolabıma da. Zor siliyoruz dolapları. Hadi kalk sen rüzgarla oyna biraz. Ben de yemeğimizi hazırlayayım. Zaten yudukluşumdan. Evet. Annem ne yaptın? Hadi sen rüzgarla rüyayla oyna, oynayın siz ikiniz. Yok, gel hadi. Hadi sarılın birbirinize.